ve diyor ki bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk. Ya sen önce şu anda topladığın kalabalık ortada. Resmi rakamlar elimizde. İşte bak Siirt burada. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Tabii bu işler kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Gerçi bu zat sürekli yalan söyleyerek, sürekli iftira atarak, sürekli çark ederek siyaseti de kirletiyor. Hiç değilse orada biz kendisine hak ettiği cevabı verme imkanına sahibiz. Karşımda ben bu gençliği gördükten sonra 2023 için ne diyebilirim? 2023'te Allah'ın izniyle zafer bizim mi? Zafer bizim mi? Öyleyse durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Sağ olun, var olun. Rabbime hamd ediyorum. Ya Rab, bana böyle bir kadro lütfettiğin için sana hamd olsun. Şunu da söyleyeyim. Siyasette bu zat aslında bizim sikletimiz değil. Genel başkan olduğu günden beri tek bir seçimi bile kazanamayarak bunu ortaya koydu. Öyle mi? Üstelik kaybettiği her seçimin ardından gereğini yapacağım dediği halde hala pişkince orada oturmaya da devam etmiştir. Buna rağmen kendisini asıl mücadele alanına çağırıyorum. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi içindeki meselesi bizi ilgilendirmez. Ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur. Aynı şekilde polisiyle, askeriyle, hakim savcısıyla, memurumuza, işçimize, iş insanımıza, esnafımıza, çiftçimize, muhtarımıza sataşırsa karşısında yine bizi bulur. Gitsin kendi çöplüğünde eşelensin. Bu ülkenin tertemiz insanlarına, çalışanlarına, üretenlerine bulaşmasın. Biz ülkeyi tarihinin en kritik ekonomik atılımına hazırlamak için her türlü riski alıyor, yedi düvele meydan okuyor, gece gündüz çalışıyoruz. Bu zat da küçük şovlarla siyasi çıkar peşinde koşuyor. Siyaseti çirkeflik sananların ülkeye de millete de hayrı dokunmaz. Biz diyoruz ki ülkeyi yatırımla, istihdamla, ihracatla büyüteceğiz. Bunların yanında varsa kim var? İP. Kim var? Terör örgütünün beslediği malum parti var. Bunların varsa daha iyi bir alternatifleri söylesinler, onu tartışalım. Ülke ve millete söyleyecek sözünüz yoksa bırakın devletin memuruyla uğraşmayı. Bırakın size oy vermeyen herkese hakaret etmeyi. Düşünün. Gayrimilli diyor. Kime? Erdoğan'a oy verene. Erdoğan'a bu milletin %52'si oy verdi. Sen kimsin de Erdoğan'a oy verenlere gayrimilli diyorsun? Adama ne derler? Hadi oradan. Hadi oradan. Sen önce seçim kazanma nedir bunu öğren. Bunu bilmeyenden herhangi bir şey olmaz. Bırakın yeminli Türkiye düşmanlarına göz kırpmayı. Bırakın yalan yanlış bilgilerle insanları töhmet altına sokmayı. Bırakın
3 kuruşluk siyasi kar hesabı için memlekete çeyrek asır kaybettirecek zararlar vermeyi, bunların daha siyasette kimlerle yürüdüklerini açıkça söylemeye cesaretleri yok. Bunu söylememe gerek var mı? Terör örgütünün beslemeleriyle beraber yürümüyorlar mı? Değerli kardeşlerim, işte ben inanıyorum ki Siirt 2023'te bunların topuna birden gereken dersi verecek. Bir yanlarına terör örgütünün güdümündeki partiyi almışlar, bir yanlarına hala kendini tanımlamakta zorlanan bir başka partiyi almışlar, arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar, ülkeyi tek parti faşizmine sürüklemeye çalışıyorlar. Ortada ne demokrasi, ne hak ve özgürlükler, ne ekonomi, ne dış politika konusunda herhangi bir program yok. Sadece lafı güzaf var. Sadece laklak var. Sadece ucuz kabadayılık var. Soruyorum size, bu kadar vizyonsuz, bu kadar çapsız, bu kadar küçük hesapçı bir ekip ülkenin bölgesel ve küresel düzeydeki çıkarlarını nasıl savunacak? Hepsini de 3 günde Şamaroğlanına çevirirler. Gerçi milletimiz her seçimde bunları Şamaroğlanına çeviriyor ama anlamazlıktan gelip işlerine bakıyorlar. Hep söylediğim gibi Türkiye'nin en büyük sorunu işte bu çapsız muhalefet anlayışıdır. İnşallah 2023 seçiminde milletimiz bunlara nihai derslerini verecek. Değerli kardeşlerim, Türkiye 70 yıllık demokrasi mücadelesinde tarihinin en üst seviyesinde bulunuyor. O kadar da demeyin ya. Bay Kemal deyin geçin. Aynı şekilde Türkiye asırlara sari kalkınma mücadelesinin en güçlü altyapısına sahip. Ülkemiz salgın döneminde köklerinden sarsılan küresel ekonomik işleyişin yeni dengesinde gelişmiş ülkeler ligine çıkma fırsatı yakalamıştır. Avrupa'ya en yakın ve gerekli altyapıya sahip en büyük üretim merkeziyiz. Dünyanın tamamına kolayca erişebilecek potansiyele de sahibiz. Üretim ve istihdam merkezli büyüme stratejimizin meyvelerini hızla topluyoruz.